Yancılar efendileri tarafından adım adım özenle yetiştirilir. Yancı karakterli kişiler istihbarat örgütleri ve bu örgütlerin uzantıları olan bazı düşünce kuruluşları açısından kullanışlı bir malzemedir. Söz konusu yapılar çoğu zaman kendileri gündeme getirdiklerinde etkili olmayacak ya da ters etki yapabilecek konuları bu kişiler aracılığıyla gündeme taşırlar. Örneğin bir Amerikalının Türkiye aleyhinde yorum yapması uluslararası kamuoyunda o kadar büyük bir anlam taşımaz. Türk kamuoyunda ise itici durur ama Türk bir yazar Türkiye aleyhinde tespitlerde bulunuyor ve yazıyorsa bu çok daha sansasyonel bir durumdur. İşte bu yüzden yancıların tespiti, eğitimi ve kullanılır hale getirilmesi önemli bir süreçtir. Aşağılık kompleksine sahip yancı karakterli kişiler belirlendikten sonra titiz ve uzun bir süreç içinde bir tür eğitimden geçerler. Bu kişilere sen aydınsın, diğerlerinden çok farklısın diyerek yaklaştıktan sonra adım adım kişiyi kendi istedikleri kalıba sokarlar ve bu süreçte yancıların tüm güçleriyle kendilerini beğendirme çabası efendilerin en çok işine yarayan husustur. Zekasına ve bilgisine övgüler yağdırarak etki altına almaya başladıkları kişiye bir yandan kendi felsefelerini enjekte ederken bir yandan da bu kişiyi yazar haline getirirler. Şu konuda bu cümle o kadar iyi olmamış. İstersen şöyle ifade et diyerek yapılan yönlendirmeler aslında eğitimin birer parçasıdır. Bu kişiler bu ince eğitimle hemen yazar haline getirilir hem de belirli bir felsefe bunlara işlenmiş olur. Yazılardaki ufak tefek cümle düzeltmeleri bir süre sonra istersen o kısmı ben yazayım şeklinde dönüşür. Yazıya paragraflar eklenir, paragraflar çıkarılır. Bu esnada yancı da ideal yazının nasıl olması gerektiğini öğrenmeye başlamıştır. Böylece artık ortak bir aklın, belirli bir mantığın savunucusu olan seri üretim yazılar ortaya çıkar. Özellikle yurt dışında okuduğunuz birçok yazı bu şekilde hazırlanmaktadır. Yancıların eğitimi yazılarla da sınırlı kalmaz. Hangi ortamda nasıl davranacakları, nerede ne giyecekleri, hangi konularda ne şekilde espriler yapacakları, olaylar karşısında nasıl tepki gösterecekleri ince ince kendilerine öğretilir. Batı'da ünlü olmak için malum çevrelerden takdir görmesi için, ülkesinde pohpohlanıp ne önemli insanmış denilmesi için çizilen bu modele uymaları gerektiği öğretilir. Bir süre sonra ortaya kendi inancı, yorumu, fikri olmayan, tamamen efendisinin inancına, felsefesine, yaşam stiline bağlı tipler çıkar. Bu arada kişi çok önemli bir çevre içerisinde arkadaşlar edindiği kanaatindedir. Böyle bir arkadaş çevresi edindiği düşüncesiyle de aşağılık kompleksine bir nebzede olsun hafifletmiş olur. Sistemi kuranlarda da özellikle bu hissi vermeye özen gösterirler. CIA için çalıştığını itiraf eden Alman gazeteci Udo Ulfkotte yakın zamanda yaptığı açıklamasında bu sistemin nasıl çalıştığını net bir şekilde özetlemiştir. Benim kabul etmemdeki sebep ise fakir bir aileden gelmemdi. Birden parasız bir çocuğun mükemmel şekerlerle dolu bir dükkana düşmesi gibi oldu ve her şey bedavaydı. Bana para yerine parayla alınamayacak hediyeler sundular. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma eyaletinde onursal vatandaşlık ödülü, altın saatler, beş yıldızlı seyahatler ve hatta kadınlar ama en önemlisi beş yıldızlı iş ağına dahil edilmekti. Herhangi bir durumla karşı karşıya kaldığımda yardım isteyebilirdim. Çünkü ağdaki en yüksek rütbeli insanları tanıyordum. Şansölyelerle aynı diplomatik ortamlarda olmak üzere seçiliyorsunuz. Yabancı ülkelere seyahat ederken uçakta etkili kişilerin yanında oturtuluyorsunuz. Size güveniyorlar. Bu çok güzel bir duyguydu. Görüldüğü gibi sistemin hayat damarı kendisine tabi kılmayı amaçladığı kişinin şöhret olmak, ünlülerle aynı çevrede bulunmak, takdir görmek gibi duygularını tatmin etmektir bakanlarla milletvekilleriyle başbakanlarla aynı ortamda bulunmak yani sen önemlisin imajı vermek söz konusu kişiler için paradan çok daha değerlidir.